Merhaba arkadaşlar, bugün sizi de çok beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu sister tag olacak. Yani kardeşine birbirimize böyle ne kadar tanıdığımızla ilgili sorular soracağız. Sister tag için de bir sister lazım. O zaman Zeynep gelsin. Evet, karşınızdayız. İşte bu kardeşim. Kardeşim ismi Zeynep. Belki bilenler zaten vardı, bilmeyenler için söylüyorum. Kardeşim ismi Zeynep. Kaç yaşındasın? 15 yaşında. 15 yaşında, orayı karıştırıyorum biraz. 15 yaşında lise 2'ye geçti falan. Evet, evet. Aslında Zeynep sizinle daha çok eşit olduğu için bence daha iyi anlaşabilirsiniz. Ben yine sizden biraz yaşlandım yani. O zaman hadi başlayalım. Kaç yaşındayız abla? Kaç yaşındayım ben? Ben kaç yaşındayım? 15 sene. Sen 15 yaşındasın. Bunu biliyorum. O da 20 yaşında. Yaşlı. Yaşlı ve 20. Yaşlı ve öfkeli. Hoş muyum lan? Kafa gömüyorum ben sana. Baştan çok sinirlendim şu an ha. Çok kıl oldum ben sana. Birbirimizi bir kelime tanımdayım. İtici. Şu birinci sorudan sonra itici oldu. Tanımla beni. Tanımla Zeynep. Sevimli. Bu videoda kan çıkar. Yaşlı dedi bana bir kere. Bitti yani. Bak bir şişko bir yaşlandırabiliyor muyum? Benim hassas noktam. Kırmızı çizgilerim var ya benim. Başla. Ne dedin? Duymadım ben, sinirlenmiştim. Sevimli. Çok sevimli. Akıllı. Çok akıllı. Hayır 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 hayır. Dağınık. Dağınıksın. Ya. Dağınık, dağınık. Hangimiz dağınık değiliz ha? Hangimiz değiliz? Tamam, tamam. Ben hiç odamda yatamıyorum. Hep salonda yatıyorum. Çok dağınım. Hani odama girecek gibi değil ama ayıp ya. Ayıp. Ben ise Zeynep için şu kelimeyi düşünmüştüm arkadaşlar. Zevkli. Zevkli. Çok hani kalp kırıklığı yaşıyorum şu an. Zeynep'in zevkli olduğunu düşünüyorum çünkü videolarımda kullandığım bütün müzikleri Zeynep'e diyorum. Zeynep bana müzik buluyorum. Zeynep bana 20-25 tane müzik listesi çıkarıyor böyle. Sonra ben ha bu güzelmiş falan deyip onları koyuyorum. Genelde o yüzden zaten müzikler çok beğeniliyor. Kardeşin hakkında hoşlanmadığım bir şey yani özellik soru bu. Kendi adıma cevap vereyim. Zeynep hakkında en hoşlanmadığım şey itaatsizliktir. Evet. Ondan 5 yaş büyüğüm ama yani. Mesela Zeynep bir bardak su getirir misin? Hayır. Zeynep ben bir şey isteyeyim mi? Hayır. Zeynep hazır ayaktayken bir şey isteyeyim mi? Kendini yere atar. Hayır. İsteme. Yok. Yokum. Öldüm ben falan diyor. Ona gıcık oluyorum. Sonra en büyük kavgalarımız bundan dolayı çıkıyor. Evet. Çok dağınıksın. Ben onu dedin. Ama hep dağınık. Ya benim dağınıklığım senin nereye dokunuyor? Ben salonda çok... herkes dağınık yani sonuçta. Bir de çok çabuk sinirleniyorsun. Evet çok sinirleniyorum. Çok çabuk sinirleniyorum. Hiç öyle bir tipim yoktu mu arkadaşlar? Belki de çok çabuk sinirlenmiyorum. Belki de beni sinirlendiren bu yok. İç kavga eder misiniz diye bir soru. Zaman zaman belki kısmen always. Yani bunun şeyi belli değil ya. Mesela tatile gittik Meryem, ben, Zeynep. Çok iyiydik tamam mı? Meryem hele çok şaşırdı. Meryem'in kardeşi arası çok kötüdür bu arada. Çok şaşırdı işte ulan ne kadar iyisiniz falan diye. Son gün bir kavga ettik. Yani asrın kavgası. Bak hala şurada izleri falan duruyor, gözükmüyor. Şurada bayağı tırnak izleri falan var. Kalbimde izleri. İnanılmaz, inanılmaz bir kavga. Bayağı camları falan kapatmıştık yani duyan olmasın diye. Ama hani her zaman değil. Kısmen, nadiren ve itaatsizlik olduğu her zaman kavga edebiliyor. İstiyorum kardeş. Kardeşim. Diğer bir soruda Zeynep hakkında söyleyebileceğim en güzel şey. Yani ben Zeynep dedim de o da Elif olarak şu ya. İşte kardeşin hakkında söyleyebileceğin en güzel şey nedir diye bir soru. İtici. En güzel dedim ben. Yok. Aslında itici senin için güzel bir şey olabilir. A few moments later. 20 minutes later. Eventually. Ben bu soruyu pas geçeceğim şimdi. Zeynep'e aktarıyorum. Evet, o zaman ben de canım kardeşimle birlikte pas geçelim bu soruyu. Evet çünkü biz kardeşiz. Evet bulamadık. Diğer bir soru da böyle en çok sevdiğimiz şakalaşma şekli. Mesela Zeynep'in orasına ve burasına pınn, özellikle merdivenden çıkarken böyle pınn diye böyle
pınçırık atmayı çok severim. Ve Zeynep hiddetle ve bağırarak yukarı doğru kaçar falan böyle. Sonra şey böyle hani korkusu geçtikten sonra da saydırmaya başlar. Gelecek adı hatta salak falan diye. En çok onu çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Aslında beraber biliyor musun? Evet. Böyle beraber yapmışız bunları. Böyle tuvalete girer böyle sen tam tuvaletin karşısındaki odaya saklanırsın böyle. Çekersin böyle tam çıkar böyle hantarca. Hayır çıkar. Diye bağırırsın tam olarak saçma sapan bir bağırmak. O da böyle yapar bak. Zeynep bunu yapıyor. Ben yapıyorum. gece 1-2 gibi yok 1-2 gibi gidi. Evde kimse yokken sessizce arkasına gidip çığlık atıyorum. En büyük hobim. Evet. Hobi. Ben ne yapıyorum? Ben tabii canım. Yersiniz. Tabii ben de bir hiddetle kaçmış olabilirim. Kaçıyor muyum? Galiba hem çığlık atıp hem çığlık kaçıyor olabilirim. Zeynep bağırmayı seviyor. Ben genelde pınçık atmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha böyle hiddetli olabiliyor musun? Hani korkuyor arkadan bir daha mı atacak falan diye. En hoşuma giden şey bu. Hangimiz daha uzun sürede hazırlanıyoruz diye bir soru var. Bu sorunun cevabı zaten başından belli. Sorry, not sorry. Beraberken yaptığınız böyle en top anımızı soruyor. Yani en favori anımızı soruyor diğer bir soruda. Zeynep başlasın bunun cevabına. Ben 11 yaşındayken yani 2011'de bir adaya gitmiştik. Bir ada. Gökçeada. Ben öptüm adam. Tüyleri olmaz. Ablam böyle çok havada böyle bir New York, bir Kaliforniya bir herken karşımıza bir Gökçeada, Gökçeada'nın içine gittik. Bardağı su yok. Bu soruya Zeynep'in cevap vermesini çok istedim ama Zeynep bir türlü toparlayamadı arkadaşlar. O yüzden bu işe el atmanın vakti geldi. Zeynep şuradan bahsediyordu. Gökçeada'ya gitmiştik biz ailecek. Gökçeada'nın da biraz garip bir yerine gitmiştik, biraz garipti. Tabii orayı pek beğenmedik. Biz kendimize böyle yeni yerler, bari maceraya çıkalım falan diye düşmüştük. Annem, babam, ben, Zeynep, ablam var mıydı? Ablam olmaz mı? Ablam ve kuzenim vardı ilk. Sonra işte çok böyle yüksek bir yerdeyiz. Aşağıda taşlar falan var. Taş. Diken. Aşağıda da bir deniz ama o kadar güzel duruyor ki. Ay dedik bir oraya gidelim biraz oturalım falan. Bak nasıl bir kafa. Öyle bir yer ki sadece taş değil. Şu kadar dikenler, bu kadar sinekler falan. Çünkü her tarafımız sinek ama böyle kan seven bir sinek. Her tarafım böyle çizik çizik şey yapmıştı. Biz o kadar büyük bir yerden aşağı inmeye karar verdik. Ve aşağı gittiğimde benim terliklerim kopmuştu. Babamın yanındaki yedek çorabını ayağıma geçirmiştim. Düşün terliğin üzerine geçirdim ki terlik yukarı çıkmam lazım tekrar. İğrenç bir anıydı. Bunun haricinde geçen gün yaşadığımızda geçen bu yaz yaşadığımız Maden Deresi maceramıza bence gayet berbattı. Hele Zeynep'in bir de karanlık korkusu var. Berbat yani yok çok net çok yani zirveye oturur herhalde. O bayağı kötüydü. Zirve. Zirve yani o zirveydi. Bunun da haricinde Gökçeada'da Zeynep'i arasırmıştı. Ya. O zaman görmeniz lazım böyle yapıyor. Burası lanetli ada git. 11 yaşında bu arada. Lanetli ada gidelim anne. Falan yapıyor. O da tapa girebilir yani. En güzel, benim en güzel anılarım da onun için. Sanmıyorum en güzel olsun. Bu soruyu da böyle geçelim. Diğer bir soru favori şarkıcı. Herhalde Zeynep'in favori şarkıcısı. Yasin Bieber'dır. O ikimizin de o şekilde çünkü eminim bundan. Bunun haricinde hemen sayıyorum size. Bir Selena Gomez ya da Selena. Hayır Selena Gomez benim favorim değil. Yayır be. Hoş değil. Bu video tek devam ediyor. Ben şey yapacağım. Telefonumda ne var? Telefonum iPhone 5S arkadaşlar. Hemen demedim. Bu şekilde açılıyor. Favori şarkısı Zeynep'in bir Justin Bieber var. Onu biliyorum. Onu ayrıca Demi'yi de çok sever. Demi. Yalan Demi. Mı? Değil. Sen onu dinlemez misin? Sen onu dinlemem ama favorim değil ama. Tamam sen benimkisi söyle. Justin birincisi. Sonra Taylor. Doğru mu geçiyorsun? Doğru mu? Hep bir şarkıyı 10-15 güne dinlemek onun hobisi. Seviyorum. Yapacak bir şey yok. Benim tarzım bu. 15 kere dinlerim sıkılınca bir gün ara veririm. Sonra tekrar 15 kere. Aynı şarkı aynı gün. Aynı 15-20 kere dinlerim. Evet Zeynep seni takdir ve tebrik ediyorum. Niçin? Şarkıcıları buldum hani Justin dedin, Taylor evet. Dedin. Başka ne dedin? Başka... Lana Del Rey dedin. Evet, üçünü de gerçekten çok seviyorum. Onları çok fazla dinliyorum. Bunlar yabancı da Türk olarak favori var mı diye düşünüyorum şimdi. Yani onu ben, düşünmek buldum, lazım. Ben buldum. Can Bonomo'yu çok seviyorum. Evet, Can Bonomo'yu seviyorum. Şeyi seviyorum ya, ben Ediz'i seviyorum. Şarkıcısı Ediz. Gerçekten güzel. Herhalde ben onu şeyini görüyorum. Parlak yani çocuğun şeyi parlak. Favori
hayvanı. Senin, ben söyleyeceğim seninkini. Kedi. Doğru da kedi. Seninki ne? Benimki, ben çok şey severim. Sen hayvan seviyor musun? Evet. Ben hayvan olarak Zeynep'i seviyorum. Ya hayır ya. Zeynep biraz sorumluluk istiyor. Biliyor musunuz? Yemek istemiyor. Yemek yemez. İşte şey var, Nesquik ver işte. Biraz oh. Nesquik ver, biraz Coco Pops ver. Süt ver. Bu yani. Bu başka hiç gideri yok. Hiç gideri yok. Az minimumda yaşar. Ama çok inatçıdır. O anlamda biraz hayvan olarak biraz sorumluluk. Evet. Buna barınak arıyoruz. Çok sıkıldım bundan. Kapı önü açacağım. Kapı önü açacağım ama... Annem nedense bunu seviyor. Ben anlamadım neden sevdiğini. O yüzden benim hayvanım Zeynep. Zeynep'in hayvan olarak bilmiyorum. Kedileri seviyorum bilmiyorum. Köpekleri seviyorum bilmiyorum. Kuş seviyorum bilmiyorum. Ciddi anlamda hiçbir şey bilmiyorum. Her kalbimi kırıyorsun. Ben zebraları çok severim. Aa, ben doğru. Ben zebra, zürafa ve penguenlere bayılıyorum. Doğru bak bunu unuttum. Ben hani yani normal evcil olarak düşünmüştüm ben. Sen zürafayı da evcil bakarsın da. Evet Zeynep bu şekilde. Diğer bir soru favori filmimiz ama bu soru biraz zor çünkü ben Zeynep'in en sevdiği filmi galiba o beni biliyormuş, o beni biliyormuş, onu anladım. Sen biraz gözlerin konusunu abla. Aynı yazının altında olabilir mi? Olmadı. İkinci hakkımı kullanacağım. Bir dur ben aynı zatındayı seviyorum ama favori filmim değil. Hunger Games. Hayır. Uyumsuz. Pas. Pas yani. Harry Potter. Harry Potter. Ya ama o seri. Çirkinleşti. Zeynep'inki Harry Potter'muş. Tabi hepimiz Harry Potter çekiyoruz. Hatta ben gerçekten çok seviyorum. Hatta açıp Zeynep'le hakikaten bunu düşünseydim aklıma gelirdi. Zeynep'le açıp televizyondan tekrar Harry Potter'ın eski bölümlerini falan izliyoruz. Ama bu aklıma gelmedi. So sorry bey. Sorry not sorry. Sen benim bir şey yap o zaman. Harry Potter'ı hepimiz seviyoruz. Açlık oyunları senin favorin. Çünkü açlık oyun. Ya değil ki. Ya. Arok mu? Esaret'in bedelini seviyorum ben. Ya. Fight Club. Yo, hepsini izledim ama onların favori böyle aman tanrım bu kadar muhteşem bir şey olamaz dostum dediğim bir film şu an yok. Yani neyi seviyorsun sen? Yok sevmiyorum. Ben filmi... Zeynep bir şey çıkaracağım ya. Yok gerçekten Hunger Games'i çok seviyorum. Harry Potter'ı da çok severim. Bu aralar gerçekten Hunger Games'i. Açık oyunlar daha çok seviyorum. Biliyorum. Evet. Ben biliyorum. Bir şeyleri karıştırıp yiyoruz ya, en iğrenç diyorum, en ilginç olanı soruyor. İlginç. Yani örnek vereyim, mesela tereyağı, bal gibi ikisini karıştırıyoruz ama bu güzel de olsa değilse. Bunun gibi ama en ilginç olanı soruyor. Benim çok var. Ben hep karıştırırım, böyle pisleşirim ama bence çok güzellerdir ama Zeynep'in var mı bilmiyorum. Çikolatalı yumurta. Ya ben seviyorum ya onu, of. Seviyorum, ne yapayım? Hoşuma gidiyor. Gidiyor yani. Çok denedim, tiksinmeye çalıştım ama hoşuma gidiyor. Hem de özellikle Nutella çok hoşuma gidiyor. Ama çok double karıyor ama çok güzel. Eminim seven birkaç kişi vardır. Yıllardır bunun vicdan azabını çekiyorum. Ben bak küçüklükten beri Meryem böyle yapıyor. Pis. Meryem böyle yapıyor. Bu ne? Ablam böyle yapıyor. Bu ne ya yapıyor. Ben bunları çekiyorum. Her pazarları çekiyorum ben bunları ya. Yeter artık. Zeynep'in en iğrenç şeyi ise... Ne? Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Ya da bilmiyor. Kalbime ne buldu? Çubuklu bir şeyler yapıyordun sanki sen. Çubuk krekerli. Yok canım. Ilginç diyor Allah. Ilginç. Ilginç. Turşuyla bal yiyor. Ne? Turşu sevmek gibi. Attım belki çıta diye batıtmadı. Ne? Sende iğrenç bir şey var mı? Dondurmalı bulgur pilavı. Ah! Hatırladım! Aman tanrım! Dondurmalı bulgur ama cidden çok güzel. Tanrım. Allah'ım. Aman tanrım ya. Hatırladım. Bu Ramazan'da mı yapıyordun sen bu iğrençliği ya? Bak fark ettiniz mi? Bana dedi bana. Mesela yumurta çikolata deyince ben bana iğrenç diyorlar diye ne kadar çektirdim. Ona iğrenç diyorum. İşte hayat. İşte hayat. İşte insanlar böyledir. Dondurma güzel. Bulgur pilavı güzel. İkisi. Ama Allah aşkına bakın. Yumurtayla çikolata kahvaltıya gelecek şeyler. Bulgur pilavıyla dondurma. İki ayrı yemeği mesela. Bulgur pilavı akşam yemeğinde. Dondurma öğlen böyle ama bir serinleyin. İkisi karıştırılmaz. Öğle yemeğinde yiyorum. Güzel bir şey. Üf be ne yaparsan yap iğrenç.
Belki zayıf kalman yoluktur. Zeynep Hanım söyler misin? Nasıl zayıf kalıyorsunuz? Dondurma ve bulgur pilavı. İkimizin de favori dizisi. Dizi. Bunu zaten beni izleyen arkadaşlarım biliyor. Seninkini söyleyeyim. Söyle. Bir tane mi? Keşke bunu demeseydim. Seninkini söyleyeyim dedim ya. Sen benimkini söyle, ben orada zaman kazanayım. Gossip Girl. Pah! How I Met Your Mother. Pah! Glee. Pah! O neydi? Favori dizisi dedin sen. Dizi. Favori dizi dedin. Ne? Zeynep beni izlemiyor arkadaşlar. Ne? Hiçbir videomu likelamadığını şu an anlayabiliyorum. Hayır. Eğer TMI tagimi izleseydi ya da herhangi bir videomu izleseydi, herhangi bir videomu editlerimi gösterdi. Door Genals! Şimdi çek git şuradan. Door Genals close! Aa, dördüncü beşinci sefer kabul etmem. Ben seni kardeşliğe çıkardım. Defol git. Benimkini bil. Timo. Hayır. Nasıl ya? Hayır. Bu arada Gossip Girl izliyorsun, tamam mı? Hayır. Kore dizisi izliyorsun, o mu? Hayır. Dizi mi izlemiyor? Hayır, onu izliyorum. Biliyor! Bul, hadi bul, hadi. Ormanda geçiyor. Hadi. Dünyalı başka... Arrow muydu? Yok, Arrow değil. O şey ya. Hatırlamıyorum, izlemedim Flash'in ki. Flash'in diğer şey. Ya bir tane, ben diziyi anlatayım size. Ben çünkü izledim diziyi, bir kısmını biliyorum. Şimdi dünya kötü durumda. Bir grup dünyada kalmış, bir grup uzayda. Ne? Yaklaşık. Hayır. Ya biliyorum, fark ettin evet, değil mi? Evet. Söyle, şimdi söyle. Saçmaladım, açıkla. Çok çok böyle 4-5-6 tane söyledikten sonra biri için seni... Ne 4-5-6 tane? Hayır söyledin, hayır söyledin. Ama sen, ben de söyledim, sen de söyledin. Olmaz şimdi. Teşekkürler. Sonuçta dizinin adını bilemiyordu. Olsundu, bilemiyordu. Olsundu, elimin tersiyle çarptırdı. Neyse, evet. Öbür diğer dizinin adı The 100. The 100. The 100 yalnız. The 100. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadardı. Sorabileceğimiz soruları zaten sorduk. Size kardeşimi tanıtmış oldum. Kardeşim Zeynep. Ben. Evet, Zeynep. Bunu tanıtmış oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bunu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz size verebilirim. Evet. Hani gerçekten evde bakamıyoruz. Maddi durumumuz yetmiyor buna bakmayı. Evet. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala abone olmadıysanız bana abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz eğer sosyal medyada paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Bunun haricinde de aşağıdaki kutucukta bana ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarını yazıyorum. Zeynep'in de koyarım sosyal medya hesaplarını, belki oradan eklemek isterseniz diye eklemişsiniz de olur yani. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.